Dostoyevski Rusya'dır. Dostoyevskisiz Rusya olmaz, der Alexey Remizov. İlk kitabı insancıklarda yazdığı satırlar, kendi çalkantılı ve bunalımlı ruhundan sızan satırlardır. Aslında sıkıntılar, dertler yeni başlamaktadır. Ve çok fazla daha keder, sıkıntı ve dertlerle bunalacaktır hayatı boyunca. Hem fiziki koşullar kötüleşecek, hem de psikolojik olarak kendisini zayıf hissettiği anlar çoğalacaktır. Ve sığınacağı bir şey ararken Sibirya'da İncil'e sığınacak ve oradan bir umut elde etmeye, hayatındaki zorlukları aşmasını sağlayacak bir çıkış yapmayı umacaktır. Bir suçlu ve günahkar gibi yaşamıştır hayatını Dostoyevski. Eziktir borçlularından dolayı aynı zamanda. Başı öne eğiktir bu nedenle. İnsancıkların ana teması acımadır. İlk yayınlanan İnsancıklar adlı romanındaki yüzler çocukluğunu dolduran karakterlere benziyordu. Dönemin önemli eleştirmeni Belinsky'nin övgüsünü kazanmıştır bu kitabıyla Dostoyevski. Üstelik de genç yaşında bir de edebiyat çevrelerinde ilk kitabıyla tanınmaya başlamıştır. Gogol etkisinin görüldüğü mektup roman tarzında yazılmış olan kitap toplumsal içeriklidir. Mayıs 1845'te tamamladığı İnsancıklar adlı romanı şair Nikolay Nekrasov ile aynı apartmanda oturan arkadaşı Dmitri Gorovich'e götürdü. O da bunu ünlü ve etkin edebiyat eleştirmeni Vissarion Belinsky'ye gösterdi. Belinsky bu romandan çok hoşlandı ve Rusya'nın ilk sosyal romanı olarak nitelendirdi. Fakat sonraki kitaplarında Dostoyevski Gogol'ün etkisinden kurtulmuş, kendi kimliğini bulmuş ve onu çok çok aşmıştır. Dostoyevski özellikle Gogol ve Pushkin'den etkilendi. Zaten yapıtlarında da bu iki yazara birçok göndermede bulunur. Bunların yanı sıra bazı Avrupalı yazarlara da. O şöyle der: "Hepimiz Gogol'ün paltosundan çıktık." Palto bilindiği gibi en büyük Rus öykücüsü olarak nitelenen Gogol'ün bir öyküsüdür. Bu yapıt gerçekçi Rus edebiyatının mihenk taşı olarak da nitelenir. Bir zamanlar yeni Gogol olarak selamlanan bu genç Petersburglu adam hem onu hem de Tolstoy'u aşacak ve dünya edebiyatının en büyük romancıları arasında yerini alacaktır. Belki de gelmiş geçmiş en büyük romancı olacaktır bazı eleştirmenlere göre. Onda diğerlerinde olmayan bir şey vardır ya da diğerlerinde eksik olan bir şey. İnsan ruhunu keşfetmek, insanın iç dünyasının karanlık noktalarında korkusuzca gezinmek, işte bu özelliği onu benzersiz kıldı. Roman boyunca okuyucu, insanlar 19. yüzyılda şehirlere göç ettikçe, hem Rusya'da hem de dünyanın geri kalan yerlerinde gittikçe daha fazla insanı etkileyen bir durum olan St. Petersburg'daki korkunç ve alçak fakirliğe ait sahneleri kısa bakışlar halinde yakalamaktadır. Varvara sürekli olarak düşsel bir biçimde mükemmel olan karın güzelliğini yabancılarla ve fakirliklerle dolu kocaman bir şehir olan St. Petersburg'un yalnızlığı ve sefaletiyle karşılaştırmaktadır. Dostoyevski aynı zamanda Engels tarafından da dile getirilen sıradan insanların hazin ve acıklı öyküsünü inanılmaz bir trajedi ve sürükleyici, yalın bir dille anlatmaktadır. Böylece Dostoyevski, İnsancıklar romanını yazarken hem edebi hem de siyasal eğilimlerle açıkça görünür durumdaki acı çeken bireyin durumu üzerine olan daha büyük Avrupalı bir vurgu tarafından kuvvetli bir biçimde etkilenmiştir. Ancak kendisinin İlk küçük adamı, Rus okuyucularının özellikle kalplerinin derinlerindeki bam teline dokunmuştur. Yaşadıkları ve gördükleri fakirlik, politik seslerin olmayışı,
bürokrasinin büyümesi ve boyun eğmeci toplumsal ilişkilerin katılığı onları sıradan insanın durumuna özellikle hassas hale getirmiştir ki böylece 19. yüzyılın sonuna gelindiğinde bu tip Rus edebiyatını temsil eder olarak görülmeye başlanmıştır. Dostoyevski, yoksul, sıradan insanları, yalnızca yoksullukları, zavallılıkları ve muhtaçlıklarıyla değil, onların davranış ve biçimlerini, içsel dünyalarını, ruhlarını anlatarak da yakalar. Dostoyevski, yoksul sıradan insanları, onların iç dünyalarını, ruhlarındaki karanlık noktalarını açığa çıkarma içgüdüsüyle yapar bunu. İnsancıkların şu bölümünde olduğu gibi. Yoksul insanlar nazlı oluyor. Doğa bunu böyle yapmış. Eskiden de aynı şeyi diyordum. Yoksul insan, bir zavallı bir insan titiz oluyor. Onun dünya görüşü bambaşkadır. Sokakta önünden geçenlere, etrafına yan yan, ürkek ürkek bakar. Her konuşulana acaba ondan mı söz ediyorlar diye kulak kabartır. Neden böyle miskin görünür, neler diyor acaba? Dış görünüşü nasıldır? Şurası %100 ki. Varenka, yoksul bir adam, bir paçavradan daha değersizdir. Ne dersen de, ne yazarsan yaz. Bunlar kimseden saygı görmezler. Şu kağıt kararlayıcılar ne kadar yazsalar, yoksul adamı zavallılığından kurtaramazlar. Neden? Çünkü onlara göre, böylelerinin içinde dışında ne varsa ortaya dökülmeli. Varlıklarında tek bir gizli köşe kalmamalıdır. Yoksul insanların hayatlarından, davranış biçimlerinden uzun uzun söz eder. Onları betimler, sayfalarca anlatır. Kendine özgü fırça vuruşları, renkleri, Dostoyevski'nin kendine özgü yaklaşımlarını ve sorgulamalarını da beraberinde buluşturur. İkisinde de topluma olan uyumsuzluğu, fırça vuruşları ve sorgulamalarıyla birleştirir, bir eyleme dönüştürür. Dostoyevski bir aydındır. Elbette Avrupa'ya ilişkin biraz da yarı mizahi, yarı gerçekçi fikirleri vardır. Özellikle de Fransızlara ve Almanlara. Fransızın doğuştan cana yakın olanı pek azdır ama çıkarları olursa hemencecik cana yakın olurlar. Gerçek bir Fransız, kaba yaratılışlı, basit, dünyanın en tatsız, en sıkıcı yaratığıdır. Siz İngilizlerin işte kibar bir görünümleri yoktur. Baston yutmuş gibi dinlisinizdir. Bütün Fransızların dış görünüşü şaşılacak derecede soyludur. Öz babasını size 3 metreye satacak kadar sütü bozuk bir Fransız bile o anda babasını satarken öylesine gösterişlidir ki ne söyleyeceğinizi, nasıl davranacağınızı şaşırırsınız. Mektuplarda da Avrupalılara olan fikirleri kitaplarındaki gibi olumsuzdur. Ancak bunlar daha çok Slav milliyetçiliği penceresinden yapılmış yorumlardır. Bütün Slavcılarda görünen ikili yaklaşım kendisini gösterir. Aşağılık kompleksinden beslenen korku ve küçümseme. Balzac, Dickens ile kıyaslanır zamanla. Ama onların roman anlayışı ve kahramanlarına yaklaşımından farklıdır Dostoyevski'nin dünyası. İyiyi ve kötüyü birbirinin içinde gören yeni ve sarsıcı bir yaklaşımdır bu. Bu roman sanatında bir devrimdir. Ayrıca Avrupalılar böyle olumsuz yaklaşımı Slavcılıktan başka bir de onun Avrupa'da parasızlık ve yoksulluk çekerek aşağılanmasıyla ilgilidir aynı zamanda. Bununla bağlantısı da var. Orada kendisini hep ezik olarak hissetmiştir. Çünkü yoksul bir insandır. Ancak toplumdan farklı olarak Avrupalı yazarlar sever. Özellikle Balzac,
Victor Hugo, Shakespeare, Schiller. Albert Einstein şöyle diyor: Dostoyevski bana herhangi bir bilim insanını Gauss'tan daha fazlasını veriyor. Dostoyevski'de diğer hiçbir yazarda görülmeyen bir şey vardı. Ondan söz etmiştim. İnsan ruhunun derinliklerinden ve onun karanlık noktalarından korkusuzca gerçekleri, karanlıklarda kalan gerçekleri çıkarabilme yeteneği. İşte bu nedenle Nietzsche şöyle yazmıştır: kendisinden bir şeyler öğrendiğim tek psikolog Dostoyevski'dir. Büyük ve yalnız Alman filozofu Nietzsche'nin Dostoyevski'yi keşfi tümüyle şans eseridir. Nietzsche, Şubat 1887'de Yer Altından Notlarım Fransızca çevirisini okur okumaz kendi zihnine akraba bir zihin keşfettiğini anladı. Suçlu psikolojisi, köle zihniyeti ve gücenmenin dinamikleriyle ilgili bir şeyler öğrenebileceği tek psikolog buydu. Ardından Ezilenleri okudu Nietzsche. Ardından Suç ve Cezayı. Bir süre sonra da aklını yitirdi. Aslında Nietzsche'nin Dostoyevski'yi keşfettiği söylenebilir. Diğer bir Rus yazarı Çehov'un öykülerinde genellikle o öyküde konusu geçmeyen hiçbir şey yer almaz. Örneğin bir obje varsa öyküde, o mutlaka öyküde konusu geçen bir şeydir. Bir durum hikayecisidir o. Gereksiz bir şey yoktur. Oysa Dostoyevski romanına girdiğimizde odayı dağınık buluruz. Yani gerekli, gereksiz birçok şeyden aynı anda söz edilir. Dostoyevski yazmadan önce Çehov gibi odayı toplamaz. Öyle dağınık halde bırakır ve doğal bir halde spontane yazar. Vurguları anlıktır ve hayatın derinliklerinden süzülüp gelen gerçeklerle doğal bir biçimde bütünleşir. İşte Dostoyevski'nin vurguladığı gibi kendi dalında sanatçı olan kişi çok azdır. Tolstoy da büyük bir yazardır ama Dostoyevski bir yazardan öte bir sanatçıdır. Ruhunu katar yapıtına, gerçeği alıp ona ruhunu katan ve yeni bir yorum yapan kişidir o. Onun kahramanları ceplerinde bulunan son parayı gözlerini kırpmadan başkalarına verecek kadar da merhametlidirler aynı zamanda, acımasız oldukları kadar. Stefan Zweig kitabında kaderinin kölesi olan Dostoyevski'nin idrak ve tevazu sayesinde bütün acıların en büyük galibi, eski ahitten bu yana değerleri alt üst eden ustaların en heybetlisi olduğunu iddia eder. Zweig ayrıca duyguların karşıtlığını Dostoyevski'de önce hiç bu kadar açık bir şekilde ortaya konmadığını, onun tarafından bütün alışılmış mutluluk ve acı ölçülerinin ötesine yerleştirilmiş bu yeni esrime ve çökme kutuplarının arası hiçbir zaman böylesine acılı ve geniş yarılmadığını da belirtir. Bu yorumları katılıyorum. Özellikle duyguların karşıtlığı onun bütün romanlarında belirgindir. İnsan toplumsal yaşam içinde kendi iç dünyasında yaşar. Çelişkili durumlar, kararsızlıklar, emin olamama, bir şeye karar verip aynı anda vazgeçme, bir şeyi söyleyip hemen ardından tersini yapma. Bu gibi durumlar Dostoyevski romanlarında duygusal ve düşünsel karşılıklar olarak keskin bir biçimde ortaya konulur. Dostoyevski, deneysel kimya yapmaz, tersine gerçeğin simyasını yapar. Zweig, renklerle, çizgilerle oynamayı bilebilir ve bir ressam olabilirsiniz. İmgelerle, kelimelerle oynamayı bilip bir şair olabilirsiniz. İmgelerle oynamak, her gün herkesin kullandığı sıradan bir kelimeyi alıp ona derinlik vermekten daha kolaydır. Kelimeleri
yan yana koymayı iyi becerip ve hayal gücünüzün de yardımıyla bir yazar olabilirsiniz. Hatta iyi bir yazar bile olabilirsiniz. Ama bu sıfatınızın içini sanatçı yanınızla doldurmazsanız gerçek anlamda bir sanatçı yazar olamazsınız. Andrei Jidin de dikkat çektiği bir şey önemlidir. Dostoyevski bir düşünür değil, bir romancıdır. Dolayısıyla onu ele alırken elbette düşüncelerinden ayırmak gerekmez belki ama bir düşünür olarak değil, bir romancı olarak değerlendirmek gerekir. Böylece o gerçek kimliğini bulacaktır. Ancak o bazen kendi romanlarında bir romancı olarak değil de bir düşünür olarak görünür zaman zaman. Ve sürekli bir şeyleri kanıtlamanın yolunu alır. Ama bunu bile yaparken bir romancı olarak yapar. Bazen bu nedenle lafı uzatır da uzatır, sayfalarca bir türlü asıl konuya gelemez. Her insanda diyordu Baudelaire, eş zamanlı bir iki eğilim vardı. Biri Tanrı'ya doğru, öteki şeytana doğru. Aslında bu eğilim, Dostoyevski'de aynı anda hem Tanrı'ya hem de şeytana olan yönelimdir. O Tanrı'ya giderken aslında bir araya ayırlığa da şeytana gider. Kötüye giderken iyiye gider, iyiye giderken kötüye gider. Kitaplarındaki çelişkiler ve ikilikler de buradan kaynaklanıyor özünde. Çünkü hayatın özünde ikilik vardır, dualizm vardır. Bu diyalektik bir çelişkidir. İyi ve kötü bu nedenle iç içedir onun kahramanlığında ve birbirinden ayrılmazlar. Raskolnikov cinayeti tamamı demişler ve yaptığı şeyin iyi ve gerekli, topluma faydalı olduğundan emindir. Dostoyevski, belki Rembrandt'a benzetilebilir bir anlamda. Rembrandt bir ışık ustasıdır. Onun yapıtlarında ışık gölge keskinliği vardır. Ve ışığı kendine özgü bir biçimde gizemli ve mistik bir şekilde süzülerek yansıtır. Dostoyevski'nin karakterleri de keskin çizgili değil, daha çok gölge oyunları şeklindedir. Ya da yüzlerine biraz ışık vurmuş karakterlerdir. Karakterin tümünü olduğu gibi göremeyiz. Dostoyevski edebiyat tarihinde hem büyük bir yazar hem de büyük bir sanatçı olmayı aynı anda başarmış bir kişidir. Kuşkusuz büyük bir psikologdur aynı zamanda. Kuşkusuz Dostoyevski'nin roman kişileri bir takım psikolojik ve duygusal sorunlarla boğuşurlar. Ve bunlar romanların esas malzemesini oluşturur. Ama kitaplarında çağının ideolojik öğretilerinin esintisi de güçlü bir şekilde hissedilmektedir. Özellikle önemli yapıtlarındaki bu tür öğretiler Suç ve Ceza'daki Raskolnikov gibi ya da cinlerin Stavrogoni, Kirilov'u gibi kişilerin bazen de cinayetle sonuçlanan tuhaf uçuk davranışları için gerekli güdüyü sağlar diyor Joseph Frank. Sanatçı gerçeği alıp ona kendi ruhunu katan kişidir. Gerçek sanatçının elinde yeniden yorumladığında artık gerçek değildir. O başka bir şeye dönüşmüştür. Çünkü hiçbir sanatçı ne kadar uğraşırsa uğraşsın çıplak gerçeği olduğu gibi yansıtamaz. Hayat her zaman sanattan daha güçlüdür. Çünkü o sanatı da kapsar. Büyük bir şair, büyük bir yazar olabilirsiniz. Ama sanatçı olmak aynı zamanda bambaşka ve nadir görülen bir özelliktir. Ama buna yaklaşan sanatçı ressam ve yazarlar olmuştur dünya tarihinde. Van Gogh ve Dostoyevski ilk aklıma gelenlerden, birbirine benzeyenler olarak. Dostoyevski'nin önemli yapıtlarına damgasını vuran şey, işte bu ondaki doğuştan gelen düşünceyi hissetmek yeteneğidir. Bahtin ise Dostoyevski'yi sanatsal biçim alanındaki en büyük kaşiflerden biri olarak addeder ve onun
yepyeni bir sanatsal düşünüş tipi yarattığını, bunun da çok sesli olarak olduğunu söyler. Bahtin bu sanatsal düşünüş biçiminin Dostoyevski'nin yapıtlarında ifade bulduğunu ama önemini roman sınırlarının çok ötesine taşıdığını ve Avrupa estetiğinin muhtelif temel ülkelerine temas ettiğini. Ayrıca Dostoyevski'nin yeni bir sanatsal dünya modeli benzeri bir şey yaratmış olduğunu söyler. Dostoyevski 24-25 yaşında ilk kitabı İnsancıkları yazdığında o dönem en büyük edebiyat otoritesi olan Belinsky tarafından övgüyle karşılanmıştı. Belinsky şöyle demişti: "Böyle bir kitabı 25 yaşında bir insan yazamaz ama sen dostum bir sanatçısın. İşte senin bizden farkın budur." demişti. Dostoyevski iki intihar başlıklı öyküsünde şöyle der: "Evet, yaşamın ilk bakışta hiç de parlak olmayan bile olsa bir gerçeğini gözlemleyin. Elbette gözlemleyecek gözünüz varsa. O zaman bu sıradan gerçeğin Shakespeare'de bile olmayan bir derinliği olduğunu göreceksiniz." Evet, bütün sorun buradadır işte. Kimin gözü öylesine güçlüdür? Kim o kadar güçlüdür? Doğrusu önemli olan yazmak veya sanat eseri yaratmak değildir. Önemli olan gerçeği fark etmek ve kendi dalında sanatçı olmaktır. İşte Dostoyevski'nin vurguladığı gibi kendi dalında sanatçı olan kişi çok azdır. Tolstoy büyük bir yazardır ama Dostoyevski aynı zamanda bir sanatçıdır. Ruhunu katar yapıtına. Gerçeği alıp ona ruhunu katan ve yeni bir yorum yapan kişidir o. Dostoyevski, Puşkin'in yazdıklarını Rusya'nın en köklü ahlaksal ve ulusal değerlerini oluşturan, ufkunu çizen şey Puşkin'in sanatıdır diye görmüştüm. Dostoyevski'nin karakterleri aşırı gururlu ve fedakardırlar yeri geldiğinde. Bu karakter yoksul da olsa, aristokrat bir zengin de olsa, taşralı da olsa gurur vazgeçilmezdir. Elbette gururu önemsemeyen yan karakterlerde yok değildir. Bazen başkaları için kişi kendisini feda eder. Suç ve Ceza'da Sonya'nın yaptığı gibi. Hatta bazı kahramanlar o kadar fedakarlıdır ki sevdikleri kadını ile aşık olduğu başka bir erkek arasında aracılık bile yapmayı denerler. Sevdikleri kadının mutluluğu için kendilerinin ilelebet mutsuz olmalarına razıdırlar. Örneğin Ezilmiş ve Aşağılanmışlar kitabındaki yazar kahraman gibi. Vanya Natasha'yı sever ama Natasha başka birisine aşıktır. Natasha elimi sıktı. Gözyaşları arasında gülümseyerek "Yeter Vanya," dedi. "Bırak artık. İyi yürekli Vanya'm benim. İyi yürekli, dürüst dostum. Kendinden hiç söz etmiyoruz. Seni bırakıp başkasını sevdiğim halde her şeyi bağışladın. Yalnız benim mutluluğumu düşünüyorsun. Aramızda mektup taşımak istiyorsun." Rüya ile gerçek bazen birbirine karışır hayatın içinde. Bazen rüyadayken sanki gerçekmiş gibi, hayatı ise bazen rüya gibi hissederiz. Neyin rüya, neyin gerçek olduğunu karıştırırız. Gerçek bize rüya, rüya ise gerçekten daha fazla gerçekmiş gibi gelir. Uyuyup rüya mı görüyoruz, yoksa gerçek hayatın içinde miyiz, bilemeyiz. Aslında bazen hayatın bir rüya olmasını da gerçek olmasını tercih ederiz. Çünkü insan rüyada da o rüyayı gerçekmiş gibi hisseder. Bazen gerçekten bile güçlüdür bu his. İşte Dostoyevski kısa bir öyküsünde rüyanın gerçekleşmeyecek bile olsa dinlenmeye, hatta ömrünü bir rüyaya adamaya değer olduğu dile getirir. "Gördüğüm rüyadan sonra sözcükleri yitirdim. En azından en önemli, en gerekli olanlar. Neyse, olsun varsın.
yolumda yürümeyi sürdüreceğim. Durmadan, dinlenmeden gerçeği insanlara anlatmaya çalışacağım. Sözcüklerle anlatamasam da gözlerimde gördüm onu çünkü. Benimle alay edenler bunu anlamıyorlar işte. Bir rüyaydı gördüğüm, bir kara basın. Mantık neresinde bunun? Oysa övünerek söylüyorlar bunu. Rüya mı? Rüya denen şey nedir? Aslında hayatımız da bir rüya değil midir? Dahasını söyleyeyim. Varsın, varsın hiçbir zaman gerçekleşmeyecek bir şey olsun bu. Cennet olmayacak olsun. Anlayabiliyorum bunu. Ama ben anlatmayı yine de sürdüreceğim. Okuduğu askeri mühendislik okulunda Shakespeare'den Victor Hugo'ya kadar birçok yazarı öğrenmişti. Ama özellikle etkilendiği yazar şairlerin başında Alman Friedrich Schiller gelir. Birçok kitabında, romanında Schiller'e yönelik göndermeler vardır. Rus yazarlardan Gogol ve Pushkin etkilendiği başlıcalarıdır. Ama daha sonra bunların etkisinden kurtulmuştur. Bir yazar olarak kendi özel, özgün çizgisini bulmuştur. Hayatı borç içinde geçtiğinden, borçlarından sıkışan yazar, kitaplarını daha tamamlamadan yayıncılarına değerinin altında satıyor ve aldığı avansları da harcıyordu. Bu nedenle daha önce de söz ettiğim gibi hayatının sonuna kadar para sıkıntısı çekti. Ekonomik zorluklarla boğuştu. Örneğin Mektuplar adlı kitabına bakarsak söz ettiği başlıca konu para meselesidir. Tabii kumar tutkusu da bu borçların artmasına ve elindekinin avucundakinin yitirilmesine yol açmıştı. Avrupa'da kumarhaneleri dolaştı. O bazen hayatın bir karabasan olduğunu da düşündü. Bir rüyadır yaşadığı, belki de rüya olmasını istemiş ve kabustan uyanmayı dilemiştir, kim bilir. Çektiği zorlukların büyüklüğünü düşünürsek. Son olarak şunu söyleyeyim bu bölümde. Dile getirdiğim gibi Dostoyevski aynı anda hem büyük bir yazar hem de sanatçı olmayı başarabilmiş ender kişilerden birisidir.